herkese günaydın. Biz bugün pratiğe gidiyoruz. Kardiyoloji stajındayız. Röportaj yapan çocuklar arkadan böyle selam yollar ya. Kanal 1'e aç, kanal 1'e. Bugün son hafta. Bu hafta kardiyoloji stajı sınavımız, sözümüz olacak. Gideceğiz bakalım. Yani pek bir şey yaptığımız yok pratikte. İlk gittiğimiz hafta işte şeye girdik. Katetere. Hastaneye ilk defa kamera getiriyorum. Yeter artık, el sallama şuna ya. Moralleri bozuldu. Niye? Lan 20 dakika dolandık ya. Evet. Bir araba park edeceğiz. İki arabamız çok... var ya. Arabamız var, derdimiz var. Kalabalık bir hastane olduğu için yani durmakta zorlanıyoruz. Ne yapalım, siz ikinci dönüyorsunuz akşam. Ben uzaktan. İkiniz de oturursa. Ne alakası var kanka? Canım kanka. Şimdi size kardiyoloji sınıfımızı göstereceğim. Tabii ki de burada eğitim göremiyoruz ama burada eşyalarımızı bırakıyoruz, öyle bir şeyler yapıyoruz. Buradan çok güzel bir manzaramız var. Göstermiyor, evet. Böyle bir manzaramız var. Hayvan barınağına geldik. Eğer açıksa kedilere bakacağım. Kedi sahiplenmeyi düşünüyorum. Bakalım. Geçen geldiğinde arkadaşım kapalı demiştiler. Şaheser'e bakar mısınız? Oha, çok güzel çıkıyor. Hayvan barınağına gittik. Kedilere baktık. Gidip fikir edinmek istedim. Çok tatlıydı kediler. Hamile olanları da vardı. Burası. Teşekkürler. Oh my god. Adamlar kameramı elimde görünce biraz gerildiler. O yüzden zaten bir şey de çekmedim. Hani çekim yasak falan denildi. Sonra dedik ki ne yapsak? Dersler iptal oldu bugün. Ama ders çalışmaya başlayacağız. Şimdi geldik işte Erzurum'da okuyanlar bilir, doktor salada geldik. Waffle yiyeceğiz. Şeker dopingimizi yaptıktan sonra eve gidip ders çalışırız diye düşünüyorum. İnşallah. Dışarıda kar yağıyor bu arada. Aylardan bugün mat. Bugün de çalışmazsak bence ben çalışamam. Bugün pazartesi olduğu için çiğ köfte söyledik. İndirim vardı. O yüzden gidip ayran alıyorum ben de. Eserimiz geldi. Şimdi çiğ köfteleri yedik, üstüne patlamış mısır da yedim. Artık çalışmaya başlıyorum kesinlikle. Just when I think I've learned it all, I see your face and down I fall. I can't explain, so let's pretend. Artık çalışamadığımızı fark ettik. Aslında birazcık çalışabildik denebilir. Ay, arka manzarayı göstermek istiyorum. Kar yağıyor. Hava almak için dışarı çıktık biz de. İsmail, ne çiziyorsun? Kötü bir şeyse göstermeyeceğim kameraya. İçine de G yaz. Bana ne? Bana ne? Burada G var aslında. Buraya da İ yazayım. Tamam. Olmadı. Olmadı. Kalbi yok etmeye hazırlanıyorum.
Al şimdi kamerayı nasıl kaydırıyor? Telefonumu da alayım. Kırmadın değil mi telefonumu düşün? Düştükten sonra başım ağrıdı. Kafama basınç geldi. Bak ben oradan oraya kadar kayıyorum. Ya tamam tamam ya, hava atma ya. Bu arada saçım dağılmış. Yıllardır düşmeyen gizem Erzurum gibi bir yerde. Az önce düştüm. Çok üzgünüm bu rekoru kırdığım için. Bu arada Erzurum'da 7 kere kayıp düşünce burada mı evleniyordun? Öyle bir şey mi vardı ya? Yok, 7 kere olmamıştır ya. Erzurum'un en sevdiğim özelliği. Aman salla dertleri, aman. Bu delirme psikolojisi sınavdan kalacağım korkusundan geliyor. Selam dostlarım. Bugün günlerden salı ve dün hani istediğim gibi çalışmadım. Şu an derse başlayabildim ama açıkçası şey oldu bu stajda. Hocalar eski kayıtları dinlememizi bekledi. Biz de pek dinlemedik. Bir de 2 haftalık stajdan hani 3 haftalık staja geçince kendimize tatil ilan etmişiz gibi oldu. Bilinçaltımızda ve öyleymiş gibi davrandık. Sonradan çalışmaya başladık bu yüzden. Aslında kardiyoloji bence zevkli bir staj. En azından bilmemiz gereken şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum ama çok ayrıntı bilgileri, evet Guyton'da fizyolojisini vesaire okuyordum ama bin bir türlü şey var. Onların bütün ayrıntılarını bu kısa sürede tabii ki de ezberleyebileceğimi sanmıyorum ama elimden geleni yapıp çalışacağım bu son birkaç günde. Bakalım nasıl olacak? Öyle. Selam gencolar. Adam akıllı ders çalışmaya yeni başladım da demeyeceğim. Bunu duymaktan sıkılmışsınızdır. Şöyle bir şey var. Kardiyoloji kendine ait terimleri çok fazla olduğu için ve EKG denilen başa bela bir şey olduğu için, bir şeye sahip olduğu için biraz çalışmakta zorlanıyorum. Ya dediğim gibi bunları aslında biz daha önce görüyoruz, işliyoruz ama aklımızda yıllar sonra tekrar edilmediği için kalmıyor. O yüzden ben de biraz notlar yeterli gelmediği için internette araştırma yaptım ve çok güzel bir siteye denk geldim. Bir tane doktor site açmış ve oraya notlar yüklemiş, kendi hazırladığı. Neler var içinde bakıyorum. Son güncellemelerle bu tıp sitemizde dönem 4 notları, dönem 5'ten bazı notlar, muayene videoları, tuz soruları ve bazı tıp programları bulunmakta. İnşallah hepsini yükeceğim vesaire vesaire, böyle kendini açıklamış ve baktım ben kardiyoloji notları vesaire güzel güzel her şeyi koymuş üşenmeden. Sitenin ismi tıp notları. Ben buraya ayrıntısıyla linkini de aşağı bırakırım. Eğer tıp öğrencisi siyseniz ve okulunuzdaki notlar yeterli gelmiyorsa buradan da araştırabilirsiniz. Bence gayet yararlı bir site olmuş. İlk önce özeti okuyup daha sonrasında anlamadığım kısımlara buradan bakmayı düşünüyorum. Söyleyeceğim. Pek yetenekten sayılmaz ama ben yetenek gibi düşünüyorum. Nefesim tükendi. Orada nereden çekiyorsun? Orada da yoğun bakımın orada vardı demiştik. İşte. Şimdi pratiğe geldik, imza yaptık, yapaya vesaire gideceğiz. Bir süre eko izledik, eko çektirdik. Şimdi eve gidiyoruz, ders çalışacağız. Covid-19 üçüncü doz. Bayılayım mı? Bayılma taklit ediyor mu? Bunu ağır çekimde yaparsın. Ne o karıştırıyor? Kolonyamız yoktu. Dezenfektan kullanıyoruz. Peki beyazladı mı arkadaşlar?
Kanka eli çok ağırmış. Gerçekten. Arkadaşlar Gizem'e gelmiyorsunuz. Geçmiş olsun kardeşim. In my world I don't worry darling. Saat şu an 2:40. Yiyecek bir sözüm yok. Gözlerim acıyor. Saatlerdir ders çalışıyorum. Bir uzun aram oldu. Yarım saat civarında. Onun dışında böyle kısa kısa 5'er dakikalık aralar verdim. Onun dışında pek bir ara veremedim. Ne diyeyim ki başka sence? Gittim tükendim. Aklıma diyecek söz gelmiyor. Gözlerim acıyor. Çalışmadan olmuyor. Gerçekten sınava son 2 gün kala oturdum 6 tane falan ses kaydı dinledim. Bunu başardım, yaptım yani. Kendime gurur duyuyorum. Ama bakalım sınavda gurur duyabilecek miyim? Biraz daha çalışıp uyumayı planlıyorum. Görüşürüz. Sınavımız yarın, şu an masaya oturdum. Saat 1:30. Dün dediğim gibi özeti bitiremedim çünkü göz kabaklarım böyle kapandı artık. Bulunabileceğim en kötü haldeyim şu an fiziksel olarak yani. Bir de işte sabahları göstermiyorum ne yaptım pek. Hani tüm günümü çekemiyorum. Bir de derse başlayacağım. Şimdi ezber yapıyorum. Ne ezberlediğimi size de göstermek istedim. Belki merak ediyorsunuzdur. Anstabil anjina da venan asitemay tedavisinde 4 kategoriye ayırıyoruz tedaviyi. Birincisi antiskemik tedavi, ikincisi antikoagülan, antiplatelet ve revaskülerizasyon. Antiskemik tedavide 3 kategoriye ayırıyoruz. Nitratlar. Nitratlar ağrıyı gidermek için dil altı preparatlar verilebilir. 3 kere 10-15 dakika arayla. Yok, evet 5 dakika arayla. Nitratların kontrendike olduğu durumlar var. Hipotansif, bradikardik, taşikardik olması, fosfodiazepin, esteraz inhibitörüyle birlikte verilmesi. Veremiyorsak kontrendike ise bir şekilde fandoporinix, bivaluridin. Bu kadar. Tabii bu ezberlemem gereken %1'lik kısımda. Şimdi şöyle bir şey var, tamam mı? Bir itirafta bulunacağım. Biz bu sınava düzgün şekilde hazırlanmadık. Hocalar ses kayıtlarını çok öncesinden kaydedip bırakmışlar. Ve ekstradan bize hiçbir şekilde ders anlatmadılar 3 hafta boyunca. Sadece son hafta işte bir sorunuz var mı demek için yayın açtılar. Biz de yok hocam işte şu olur mu hocam, bu olur mu hocam. O da tabii ki de yeterli olmadı. Hani biz zaten son haftaya gelene kadar bir stajda olduğumuzu fark etmedik. Sonra ben işte özet falan aldım, okuduk ettik. Her şey böyle Çince geliyor bana, Korece. Sonra işte dün bir şey geldi bana, bir şeyler geldi bana. Oturduğum saatlerce ses kaydı dinledim. Çok palakasa gelmiştim. Bilgileri alıyordum. Bugün ve yarın sınav günü. Hepimiz bıkmış durumdayız. Çünkü son 3 gündür bütün bilgileri kafama almaya çalışıyorum. Ben bu kadar bilgiyi gerçekten abartısız. Size çok az gelebilir ama az önce işte çalışırken kendimi çektim yani. O söylediğim kısım sadece sayfanın şu kadarını kaplıyordu. Öyle yani, ama bak kendime şey yapmıyorum burada. Aptal, salak muamelesi göstermiyorum. Çünkü son 3 günde öğrendiklerimiz gerçekten inanılır gibi değil. Aşırı büyük bir hızla öğrendik, oturduk, çalıştık ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Çünkü 3 haftalık bir staj bu. 3 haftayı 3 güne sığdırmış olduk. Saçım haline bak. Neyse. Dış görünüş önemli değil. Önemli olan akıl güzelliği. İsmail oradan böyledi. Ama böyle baktı. Sonra girdi. Son 3 gündür zaten dışarıdan yemek yiyoruz. Artık kusacağım. Yarın sınavımız saat 11'de. Yarına ayrı bir şekilde videosunu çekeceğim. Sınav videosu olarak ayrı yayınlayacağım. Bir hafta sonra da onu izlemeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz dostlarım. Burada da reklam mı yapayım? Hala sınavın derdinden burada ıkın ıkın eder çalışıyorum ama abone ol demeyi ihmal etmiyorum. Ekmek teknesi işte böyle yürüyor. Dün de dedim ay kahve içeyim, biraz kafein dozumu arttırayım, ders çalışayım. Ne zaman Nescafe içsem uykum geliyor. Hadi İsviçre bilim adamları bunu da açıklasın. Oğlum çok kötü espriler yapıyorum ya. Üf, kalırsam kalırım ya. Ter. Kar yağıyor deli gibi. Bugün günlerden 15 Mart.
Ya sus.